Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piramviseh bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Benden hep son dönemlerde özellikle yazın sıcak havalarında elişsiz duramayan arkadaşlar büyük parça örgüler yerine amigurumi koton iple örülen modeller anlatmamı istediniz. Bugün yine sizlere şöyle elle tutulan Güzel bir çıngırak çalışması yapacağım. Sürafa modeli diye geçiyor. Çok kolay bir çalışma. İç örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile örebileceği basit bir çalışma. Çünkü amigurumi çalışmaları sadece sık iğneden ibaret arkadaşlar. Modelimize kafamızdan başlayacağız. Şu sak kısmımızı örerek bitireceğiz. İlk parçamız bu olacak. Ardından küçük bir ağız çalışması. 2 tane kulak, 2 tane de bu boynuz çalışmaları ile birlikte örgümüz bitecek ardından dikeceğiz gözümüzü ve ağzımızı işleyerek bu güzelliği yapmış olacağız ben pastel renkler kullandım ee, 50 gramlık koton ağırlıklı yarnardın jean serisinden şöyle 3 renk ip kullandım çok az ip kullanılıyor arkadaşlar bilginiz olsun hiçbir maliyeti olmayan sadece içindeki çıngırak e, zili kullanmış olduğumuz ip ve ilya, el yaftan oluşan herkesin yapabileceği güzel bir e, amigurumi çalışması oldu. Bebeklerin severek oynayacağı bir e, doğal oyuncak olmuş oldu. Koton iple örüldüğünden dolayı. Arkadaşlar özellikle koton ipleri tercih ediyoruz. Çünkü bebekler e, özellikle dişleri kaşınmaya başladığı zaman bu tür Oyuncakların şu ağzı alınabilecek yerleriyle dişlerini kaşıyorlar. Yani diş kaşıyıcı olarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla ne kadar doğal ip kullanırsak pamuklu ip kullanırsak o kadar sağlıklı olur. Ama e, isterseniz normal evde artan bebe iplerinizde filan da e, bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. Evet şayet bu çıngırak modelimi de beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamanızı ve bu tür çalışmalarımın devamını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlarım varsa kanala abonelik ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olup hiçbir videomu kaçırmadan benimle birlikte bu örgüleri örebilirsiniz. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar zürafa çıngırağımızı çalışmak için bize 3 tane farklı renklerde ip lazım. Yine kullanmış olduğum ip e, Yarnard'ın shin serisinden güzel bir ip. Koton ağırlıklı bir ip arkadaşlar. 50 gram ve 160 metre uzunluğunda. %55 koton içeriği var. Dolayısıyla sağlıklı güzel bir iple çalışmış olacağız. 1 adet sarı, 1 adet kahverengi, ve bir adet beyaz şöyle az miktarlarda lazım zaten küçücük bir örgü öreceğiz e, iple çalışmalarımıza başlayacağız ve mutlaka bir ayraç arkadaşlar e, şu toka çalışmasıyla birlikte çok güzel işaretleyici oluyor ben denedim e, şayet şöyle küçük işaretleyicileriniz yoksa bu şekilde toka herkesin evinde bulunur böyle bir tokayı işaretleyici olarak kullanabilirsiniz evet şimdi zürafamızın önce kafa kısmından çalışmaya başlayacağız ve bu çalışmada yine ben iki buçuk milimetre örgü tığı kullanacağım 4 bölü 0 ve iki buçuk milimetre Evet modele arkadaşlar kafadan başlıyoruz ve e, sihirli halkayla başlıyoruz Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne çalışması yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğneden sonra halkamızı kapatıyoruz. Birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şu ilk sık iğnemizin üzerine batıp bir sık iğne çalışarak ikinci sıraya çıkıyoruz. Hemen işaretleyicimi bu yeni yapmış olduğum sık iğnenin üzerine takıyorum. Evet bu ikinci sıramızın ilk sık iğnesi. 6 tane sık iğne çalışması yapmıştık. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak ikinci sırada 12 adet sık iğne elde etmiş olacağız. Şu birinciydi. Aynı sık iğnenin içerisine batıyorum ve bir sık iğne daha çalışıyorum. 2 etti. Yandaki sık iğnenin üzerine 1 bir, bir daha aynı sık iğnenin üzerine batıyorum. 2 sık iğne çalışması yaptım. 2 tane sık iğnenin üzerine 4 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi üçüncünün üzerine batıyorum. 1 tekrar üçüncünün üzerine batıyorum. 1 sık iğne daha yapıyorum. 2 6 etti. Devam ediyoruz. 7 aynı yuvaya batıyorum. 8. Devam ediyorum. 9 aynı yuvaya batıyorum. 10. 6. ve son sık iğnemin üzerine batıyorum. 11 ve tekrar aynı yuvaya batıyorum. 12. Evet ikinci sıramızı da tamamladık. İşaretleyicimi çıkardım. Ve hemen üzerine bir sık iğne çalışarak 3. sıraya çıkmış oldum. Hemen işaretleyicimi yine takıyorum. Şimdi üçüncü sırada arkadaşlar bir sık iğnenin üzerine bir kez bir sık iğne yapacağız. İkinci sık iğnenin üzerine iki sık iğne yapacağız. Yani bir tek bir çift. Şimdi üçüncü sırada ilk tekimizi yaptık. Yanındaki sık iğnenin üzerine bir çift yapıyoruz. İki kere batıyoruz ve iki sık iğne çalışıyoruz. Tekrar bir tek bir tane sık iğnenin üzerine bir ardından yanındakinin üzerine bir çift bir tek ve bir çift bu şekilde 18 tane sık iğne çalışmış oluyoruz bu sırada bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek ve son sık iğnemin üzerine 2 tane sık iğne çalışarak bir çift çalışma yaptım ve toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Sıram bitti. Bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen ilk sık iğnemi yaparak işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 2 tek bir çift yapacağız. Şu birinci tekim yandaki sık iğnenin üzerine batıyorum ikinci tek ardından yanındakinin üzerine bir çift devam ediyorum bir tek iki tek ve bir çift bir tek bir tek iki tek etti üçüncüsü çift bu şekilde 24 tane sık iğne çalışmış oluyoruz bu sırada arkadaşlar 2 tek 1 çift. 1 tek, 2 tek ve 1 çift. Son sık iğnelerim 1 tek, 2 tek ve sonuncu sık iğnemin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum yani 1 çift. 2 tek 1 çift ördükten sonra sıram tamamlanıyor bir üst sıraya hemen işaretleyicimin olduğu yerden sık iğne yaparak geçiyorum. Bu kez de 3 tek 1 çift olarak örüyoruz. Hep böyle ilerliyor arkadaşlar. 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift halinde örgümüzü büyütüyoruz. Bu sıramızda 3 tek 1 çift yapacağız. İlkini yapmıştık. Şu 2 3 ve ardından bir çift, 3 tek, bir çift. Hep böyle devam edeceğiz. Bir tek, iki tek, üç tek ve bir çift. Sıramızı böyle tamamlayalım. Bir tek, iki tek ve üç tek ve bir çift. 1 tek 2 tek 3 tek ve 1 çift. Devam ediyoruz. 1 tek 2 tek 3 tek ve 1 çift. Evet son çalışmalarımız 1 tek 2 tek 3 tek son olarak 3 tek ve sonuncu sık iğneme bir çift 3 tek bir çiften oluşan çalışmamızı tamamladım ve benim toplamda 30 tane sık iğnem olmuş oldu arkadaşlar şimdi üst sıraya geçiyorum ilk sık iğnemi yaptım işaretleyicimi taktım bu sırada da 4 tek bir çift öreceğiz. Şu ilk tekim. Ardından 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 1 çift. Bu kadar kolay. Devam ediyorum. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 1 çift. Evet bu şekilde 4 tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramız tamamlandığında bizim toplamda 36 tane sık iğne çalışmamız olmuş olacak. Evet devam ediyorum. Son sık iğnelerim 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve son sık iğnemin üzerine bir çift yaparak sıramı tamamladım ve benim 36 tane sık iğne çalışmam oldu bir üst sıraya çıkıyorum ilk sık iğnemi yaptım işaretleyicimi taktım bu sırada da 5 tek bir çift öreceğiz birinci tekim 2 3 4 5 tek ve 1 çift. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tek ve 1 çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. 5 tek 1 çift olarak ve bizim toplamda 42 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. 5 tek bir çift olarak. Evet 5 tek ve son sık iğnemin içerisine bir çift yaparak sıramı tamamladım. 42 tane sık iğnem oldu. Bir üst sıraya ilk sık iğne ile çıkıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Şimdi arkadaşlar artırmalarımız bitti var olan 42 tane sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne çalışması yaparak yine 42 tane sık iğne çalışması yapmış olacağız. Her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. 42 tane sık iğne yaptım. Tekrar üst sıraya bir sık iğne ile çıktım ve işaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 7 sıra daha sık iğne çalışması yapacağız. 42 sık iğneden oluşan herhangi bir artırma yapmadan ilerleyeceğiz. Şu ilk sık iğne sıramızı tamamladık. Buraya şöyle bir işaretleyici takıyorum bir sırasını ördük şimdi 7 sıra daha bu şekilde her sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışması yaparak toplamda her sırada 42 tane sık iğne çalışması yaparak 8 sıra öreceğiz ilk sıramızı ördük gördüğünüz gibi bir ikinci sıramızı örüyoruz bunu 8 sıraya tamamlayacağız ardından artırma yaptığımız gibi eksiltme çalışmalarına başlayacağız. O da çok keyiflidir. Şimdi 8 sıraya tamamlayalım örgümüzü. Ardından eksiltme çalışmalarına birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, işaretleyicimden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Ama biraz kısa oldu sanki arkadaşlar. Buna biz 3 sıra daha ilave edelim. 8 değil de toplamda 11 sıra boyunca 42 ilmeğimizi örmüş olalım. Şöyle 9. sıraya geçtim. Bunu 11 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. 3 sıra daha örmüş oluyoruz. Evet toplamda 11 sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra 42 sık iğnemi örmüş oldum. Şöyle bir üst sıraya çıktım ve işaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar tıpkı artırdığımız gibi eksiltmelere başlayacağız. Ne yapmıştık? Bir tek bir çift iki tek bir çift üç tek bir çift dört tek bir çift ve son olarak beş tek bir çift olarak artırmıştık şimdi de tam tersi şekilde kesmeye başlayacağız 5 ee, tane öreceğiz bir tane keseceğiz bir sonraki sırada 4 tek öreceğiz bir keseceğiz sonraki sırada 3 tek örüp bir keseceğiz bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi 5 tek ve bir kesle birlikte örgümüze başlıyoruz şu birinci e, sık iğnem 2 3 4 5 tek örgümü ördüm şimdi kesme yapacağız kesmemizde şöyle yapıyoruz yandaki sık iğnenin şu ilk ilmeğinden bir ilmek alıyorum ardından diğer sık iğnenin yine İlk ilmeğinden bir ilmek alıyorum. Bu ikisini önce birlikte örüp sonra iki ilmeği birlikte örerek bir kesme yapmış oluyorum. 5 tek bir kes. Tekrar yapalım. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek ve beş tekimi ördüm. Ardından altıncı ve yedinci sık iğnenin içerisinden birer ilmek alıp birlikte örüyorum. 5 tek bir kes yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 tek 6. ve 7. sık iğnenin içerisine batıp bir kesiyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 5 tek bir kes olarak Sıra sonuna geldim. 5 tekimi ördüm. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. Onların da bu şekilde birer ilmeklerini alıp birlikte ördüm ve 5 tek bir kesli sıramı tamamladım. İşaretleyicimi çıkardım. Bir üst sıranın ilk sık iğnesini yaptım. 42 sık iğnemiz vardı. 5 tek bir kesle birlikte bizim 36 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 4 tek bir kez yapacağız ve bizim 30 tane sık iğnemiz kalacak. Şu birinci ardından 2 tek 3 tek 4 tekimi ördüm ve sıradaki sık iğneden ve onun yanındaki sık iğneye batarak birlikte örüyorum ve 4 tek bir kez yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tek ve 1 kez. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. 4 tek 1 kez. Evet sıra sonuna geldim. 4 tekten sonra 2 sık iğnem kaldı. Bu sık iğnelerin kenarlarından ilmek alarak bir kesiyorum ve sıramı tamamlıyorum. 30 tane sık iğnem kaldı bir üst sıraya çıktım İlk sık iğnemi yaparak işaretleyicimi taktım. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 3 tek bir kes yapacağız. şu ilk sık iğnem 2 3 tek ve ardından. 2 tane sık iğnenin kenarlarından batıyorum ve bir kes yapıyorum Evet 1 2 3 tek ve bir kes bu sırayı da böyle tamamlayalım ee, 30 tane sık iğnemiz vardı bu sırayı tamamladığımızda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi sırayı tamamlayalım. 3 tek bir kesle birlikte bitirelim. Evet sıra sonuna geldim. 3 tekten sonra bir kes yaparak sıramı tamamladım. 24 sık iğnem kaldı. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar iki tek bir kes olarak devam edeceğiz. Bir tek, iki tek ve bir kes. Devam ediyorum. Bir tek, iki tek ve bir kes. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bu bizim son kesmemiz. Artık kesme yapmayacağız. Ve bizim toplamda 18 tane sık iğnemiz kalmış olacak arkadaşlar. Artık örgümüze 18 tane sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar 18 sık iğne olacak şekilde kapatmalarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir boşluğumuz oldu. Bunun içine şimdi şu boncuk elyaflardan dolduracağız. Bu şekilde bol miktarda boncuk elyafla kafamızı dolduracağız. Evet sıkıca alabildiği kadar el yafı doldurmaya devam ediyorum. Çıngırak zili içine yerleştireceğiz. Eğer çıngırak ziliniz yoksa arkadaşlar boncuk ve ee, sürpriz çikolata kutusuyla birlikte yine çıngırak sili gibi ses çıkaran bir aparat elde edebiliriz. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi biraz daha Amigurumi malzemeleri genelde tuhafiyelerde bulunuyor arkadaşlar. İşte gözler, e, burunlar, e, çıngırak silleri gibi birçok ürünü bulabilirsiniz. Şöyle çıngırak silleri var. Bunlar e, farklı şekillerde de olabiliyor. Şundan iki tane içine atacağım ve biraz daha elyafla dolduracağım eğer böyle bir çıngırak siliniz yoksa arkadaşlar şu sürpriz çikolata kutularının içerisine boncuk ses çıkaran Düğme tarzı şeylerde koyabilirsiniz. Şöyle koyuluyor. Bunlardan da bu şekilde shingrak aksili hazırlayabilirsiniz. Şayet böyle bir çalışma yapacaksanız şu kapatmayı 18'e indirmeden daha açıkken içine yerleştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi biraz daha dolduralım. Evet yeterince donmuş oldu. Şöyle çıngırak silim tam burada. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. En son 18 sık iğneye indirmiştik. Şimdi sadece 18 sık iğne olarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Biraz ördükten sonra çıngırağı içine yollayacağım çünkü düşüyor. Şimdi işaretleyicimin olduğu yerden ilk sık iğnemi yaparak bir üst sıraya geçtim. Tekrar işaretleyicimi taktım. Ardından her sık iğneye bir sık iğne yaparak toplamda 18 sık iğneden oluşan sıramı örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet turumu tamamladım. Şimdi arkadaşlar var olan 18 tane sık iğnemizle örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Fakat renk değiştireceğiz. elimizde tutabilecek olduğumuz bir sap çalışması yapacağız. Bunu. 3 renk olarak çalışacağız şimdi yeni tura geçerken ip değişiminin de nasıl yapıldığını size göstereyim yeni turun ilk sık iğnesine batıyorum ipimi alıyorum fakat bu iki ipi yeni ipimle birlikte örüyorum renk değişimini böyle yapıyoruz şunu şöyle sıktığımda renk değişimi olmuş oldu. Hemen buraya bir sık iğne daha yapıp yanındaki yuvaya bir sık iğne daha yaptım ve şimdi işaretleyicimi takacağım. Şu bizim tur başlangıcımız olmuş oldu. Şimdi iki sıra boyunca kahve ipimizle birlikte 18 sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Her yuvaya batıyoruz ve bir sık iğne çalışıyoruz. Şu başlangıç ipimi de örgümün içerisine yedirdim. Evet ve renkli ipimle turuma başladım. İlk turu tamamlayalım. Evet turumu tamamladım. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Bir üst tura geçiyorum. Arkadaşlar çok doldurduğumuz için el yafı şu bir iki sırayı biraz böyle benim <laughs> zorlandığım gibi siz de zorlanarak öreceksiniz. Ondan sonra çok rahat bir şekilde ilerleyecek. Sadece şu boğaz kısmında bir iki sıra böyle. O da çok doldurduğum için. Evet ikinci sıramıza başladık. Hemen işaretleyicimi de şuraya takıyorum. Tur başlangıcımın olduğu yere. Şimdi ikinci turu da tamamlayalım renkli ipimizle. Ardından yine renk geçici yapacağız ve bu kez beyaz ipimizle birlikte örmeye devam edeceğiz. Hep renk değiştirerek 18 tane sık iğne örerek çıngırağımızın bu tutma yerini örmüş olacağız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet turumuzu tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım. Şimdi beyaz ipimle birlikte örmeye devam edeceğim. Nasıl yapıyorduk? Önce var olan ipimizle birlikte tur başlangıcına batıyorduk. Şu iki ipi çıkardıktan sonra yeni ipimizle birlikte bu iki ilmeği örüyorduk. Şu bir önceki renkteki kahve ipimizi de şöyle gererek yerleştiriyoruz ardından sıradaki sık iğnenin içerisine sık iğne çalışmasını yapıyoruz Evet şu beyaz ipimi örgümün içerisine yediriyorum ve ardından örmeye devam ediyorum Evet arkadaşlar iki sıra kahve 2 sıra beyaz ve ardından 2 sıra sarı olacak şekilde 18 sık iğnemizi örerek ilerleyeceğiz. Şimdi şu beyaz e, sık iğnelerimizin 2 sırasını tamamlayalım. Tekrar sarı ipimizle renk geçişi birlikte yapalım. Evet beyaz ipimle iki sıra ördüm. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Şu iplerimizi hep e, yürüterek devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç kesmeyeceğiz. Sarı ipimi yukarıya doğru alıyorum. Nasıl yapıyorduk? Hemen yandaki sık iğneye batıyorduk. ipimizi çıkarıyorduk sonra renk geçişi yaptığımız iple birlikte bu ilmeklerimizi örüyorduk Evet renk geçişi de yapmış olduk ve devam ediyoruz şimdi arkadaşlar iki sıra arayla bu şekilde renk değişimi yaparak bu tutma kısmımızı sap kısmımızı bir miktar örelim sonra birlikte yine devam edelim bir iki sıra sonra oldukça rahatlayacak şu anda elyaf dolu olduğu için ve aynı zamanda kameraya karşı çekim yaptığım için arkadaşlar Biraz uzakta kalıyor örgüm. O yüzden biraz böyle beni zorladı. Evet. Böyle ikişer sıra arayla renk değişimlerini yaparak 18 sık iğnemizi örmeye devam edelim. Arkadaşlar bir iki sıra ördükten sonra oldukça rahat bir şekilde örülmeye devam ediyor. O yüzden özellikle <laughs> tekrar bu kısmı göstermek istedim. El Elyaftan dolayı biraz zorluk çekmiştim. Ama şimdi görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde her sık iğnenin içerisine batarak bir sık iğne çalışması yaparak ilerliyorum. Şimdi tekrar renk geçişini göstereceğim ve ardından şöyle bir miktar ördükten sonra tekrar elyafla doldurmamız gerekiyor. Elyaf çalışmamızı tekrar göstereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Sıra başına geldim. Ee, şimdi sarı ipime geçeceğim. Ne yapıyorduk? Batıyorduk. Beyaz ipimizle ilmeğimizi çıkartıyorduk. Fakat bu ilmeği renk geçişi yaptığımız iple örüyorduk. Ardından örmeye devam ediyorum. İki sıra sarı iki sıra kahve, iki sıra beyaz olacak şekilde örgümüzü örerek istediğimiz sap uzunluğuna ulaşacağız. Şu turumu tamamladıktan sonra biraz elyafla dolduracağım, onu da göstereceğim. Şingramın sesi de oldukça güzel geliyor. Tok bir ses. Evet, turumu tamamladım ve bir üst tura çıktım. Şimdi arkadaşlar yine elyafımızla birlikte örgümüzü doldurmaya devam edeceğiz. Çok ördükten sonra doldurmaya kalkarsanız düzgün bir şekilde el yapınızı yerleştiremeyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şöyle 5-6 santim ördükten sonra mutlaka bir miktar doldurun. Yine sıkı tok bir şekilde dolduralım. Çok yukarıya kadar doldurmuyorum. Aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Çünkü sonra tutulup örmekte baya e, zorluk oluyor. Şimdi örmeye devam ediyorum. Bir miktar öreceğim. Sonra tekrar dolduracağım. Sonra bir miktar öreceğim ve tekrar dolduracağım. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar renkli geçişlerle birlikte 18 sık iğneden oluşan bu çıngırağımızın tutma yerini ördük. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4 kahve sırası ördük. Şimdi 5. kez kahve ipimize geçiş yaptık. Ve örmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 18 sık iğne ile örmüştük. Şimdiden sonra arkadaşlar biraz arttıracağız bu tutma yerinin alt kısmı böyle yuvarlak küçük bir çalışma olmuş olacak. O yüzden şöyle yapıyoruz. İşaretleyicimizi de hemen alalım. 2 tek 1 ve 2'yi ördüm. İşaretleyicimi de taktım. 2 tek bir çift örüyoruz. İki tekimi ördüm. Üçüncü sık iğnemin içerisine iki tane sık iğne yaptım. İki tek bir çift. Bu sırayı böyle öreceğiz. Bir tek, iki tek, üçüncü sık iğnenin içerisine bir çift. Tekrar bir tek, iki tek, üçüncüsünün içerisine bir çift. Devam ediyoruz. Bir tek, iki tek ve bir çift. Tekrar bir tek, iki tek ve bir çift. Bir tek, iki tek ve bir çiftle beraber sıramızı tamamlamış olduk. Şu anda bizim 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir üst sıraya geçtim. İlk sık iğnemi yaptım. Tekrar bir sıra daha artırma yapacağız. Bundan sonra artık hep kahve ipimizle devam edeceğiz. Renk geçişimiz yok arkadaşlar. Ee, bu, bu sefer 3 tek bir çift yapacağız. Şu birinci tekim Ardından 2 tek, 3 tek ve şimdi 1 çift. 1 çift. Tekrar 1 tek, 2 tek, 3 tek ve 1 çift. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. 3 tek, 1 çift. Evet 3 tek ve 1 çift olarak sıramı tamamladım. Şimdi bizim 30 tane sık iğnemiz oldu. Artık artırma yapmayacağız. 30 tane sık iğnemizin üzerine her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak örmeye devam edeceğiz. Bunu birkaç sıra yapacağız ve ardından eksiltme çalışması ile birlikte eksilteceğiz ve tamamlamış olacağız şimdi 30 sık iğnenin üzerine 30 sıkı iğne olarak sık iğne çalışmalarıma devam ediyorum Evet 30 tane sık iğnemi 1 2 3 sıra boyunca hep 30 sık iğne olarak ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. Bir üst sıraya ilk sık iğne çalışmamla çıktım. Ne yapmıştık? En son 3 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi eksilmelerimizi de 3 tek 1 eksilt olarak devam edeceğiz. Şu birinci sık iğne 2 3 tek ve şimdi bir eksiltme yapacağım yanındaki ve onun yanındaki iki sık iğneden şu kenarlardan batarak birlikte örerek bir eksiltme yaptım tekrar bir iki üç tek ardından yanındaki ve onun yanındaki sık iğnenin kenarlarından ilmek alarak bir eksiltme daha yaptım Şimdi sıramızı böyle tamamlayalım. 3 tek 1 kes olarak örelim. Evet 3 tek 1 bir kesle birlikte sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya bir sık iğne ile çıktım. Şimdi de 2 tek 1 bir kesle birlikte örmeye devam ediyorum. Şu ilk tekim. Ardından ikinci tek ve ardından 1 kes yaparak kesiyorum. Tekrar 1 2 tek ve 1 kes. Bu şekilde 18 tane yine sık iğnemiz kalmış olacak arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 tek ve 1 kes. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar şu elyafsız olan kısmada elyafımızı koyarak örgümüzü kapatacağız. Evet. Elyafımdan şöyle örgünün içerisine gönderiyorum. Yine sıkıca dolduracağız arkadaşlar. Evet mümkün mertebe şöyle sıkı sıkı doldurmaya dikkat ediyoruz. Sanırım oldu. Bu yeterli. Her tarafa eşit şekilde düzgünce el yapımızı yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar iğneyle kapatma yapacağız. Şu ipimi 20 santim kadar uzun bırakarak kesiyorum dikiş iğneme ipimi geçireceğim Evet dikiş iğneme ipimi geçirdim ve şimdi şu kesme yaparken almış olduğumuz şu İlmeklerden şunları şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bunların içine şöyle batarak her birinin içerisine iğnemle şöyle batarak dolanıyorum. 18 tane sık iğnemiz vardı. Böyle 18'inin içerisine batalım. Evet hepsini sırayla battım. Şu sonuncusuydu. Şimdi şöyle sıkarak bu şekilde Örgümüzü kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, kapandı. Şimdi ben şurada küçük bir düğüm yapacağım açılmaması için ve örgümün şöyle içerisinden Yürüterek ipimi çıkardım ve fazlasını da kestim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel düzgün bir çalışma oldu. Şu elyaflarımızı düzgünce yerleştirdiğimizde böyle hafif uç kısmı boğumlu güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet arkadaşlar çıngırağımızın ana gövdesi bitti. Şimdi yüzünde ve başının üzerinde kulak ve boynuz çalışmaları var. Onları da yine aynı tekniklerle örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi çıngırağımızda e, kulak ve boynuz çalışması, bir de ağız çalışması yapacağız. Sonra onları da dikeceğiz. Göz ve ağız işlemeleriyle birlikte çıngırağımızı tamamlayacağız. Şimdi önce boynuz çalışmasından başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Ardından sihirli halkamı kapatıyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yaparak ikinci sıraya çıkıyorum hemen işaretleyicimi takıyorum başlangıç yerim belli olsun diye ve şimdi arkadaşlar bu 9 sık iğnenin üzerine 4 e, sıra boyunca 9 sık iğne öreceğiz hiç artırma filan yapmayacağız şu birincisiydi zaten 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet, ikinci sıramızı ördük. Şimdi 3 sıra daha bu şekilde 9 tane sık iğne çalışması yapacağız. Üst sıraya çıktım. Ve devam ediyorum. Bu şekilde 3 sıra daha olalım. 6. sırada artırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet 4 sıra boyunca 9 sık iğnemi ördüm. Şu Başlangıç ipimi arkadaşlar ben örgünün içerisine gönderiyorum şöyle. Şimdi bir miktar elyafla da içini dolduracağım yine. yeterli şimdi 6 sıramızı öreceğiz 6 sıram için bir sık iğne ile 6 sıramı başladım Bu sırada da arkadaşlar bir tek öreceğiz bir kesme yapacağız şu ilk tekim ardından bir kesme yapıyorum bir tek örüyorum ve bir eksiltme yapıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum ve son kez bir eksiltme yapıyorum ve benim 6 tane sık iğne çalışmam kalmış oldu. Şimdi üst sıraya geçiş yapıyoruz. Üst sıraya geçerken de sarı ipimle örmeye başlayacağım şöyle üst sıra için battım ipimi aldım kahve ipimle değil de sarı ipimle ilmekleri şöyle alıyorum 6. sırama geçmiş oluyorum Şimdi arkadaşlar var olan 6 tane sık iğnemizin üzerine 6 tane sık iğne çalışması yapacağız. Her bir sık iğneye batacağız. Şu başlangıç ve bitiş iplerimi de örgümün içerisine şöyle yedireceğim birkaç kere. Ardından fazla kısımlarını kesiyorum. Zaten kahverengi ipli artık işimiz yok. Evet 6 tane sık iğne ile sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Bundan sonra hep 6 tane sık iğne ile birlikte örgümüze devam edeceğiz. Ee, toplamda e, 1, 2, 3, 4, 5 sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bu ilk sıramızdı. 4 sıra daha 6 tane sık iğneden oluşan örgümüzü her bir sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaparak öreceğiz ve boynuz çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi 6 5 sıra olana kadar örelim. Şu anda ikinci sıramızı örüyoruz. Bunu bitirdikten sonra 3 sıra daha örüp boynuzumuzu tamamlayacağız. Evet toplamda 1 2 3 4 5 sıraya tamamladım. Şimdi şu sık iğnemin içerisine batırıp kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincir çekiyorum. Ve bu kafaya dikebilmek için boynuzumu biraz uzunca bırakıyorum şimdi arkadaşlar çok küçücük bir boşluğumuz var bir miktar bu boşluğun içerisine el yapımızdan yine koyarak dolduracağız şöyle benim benim yaptığım gibi bir makas ucu kullanırsanız çok kolay oluyor tığla yapmaya kalkmayın çünkü <laughs> bir yandan içine giriyor Sonra yukarı tığı çektiğinizde elyaflar da dışarı çıkıyor. O yüzden ucu sivri bir materyalle doldurmaya dikkat edin böyle daha kolay oluyor. Evet bu boynuz çalışmasından iki tane yapıyoruz arkadaşlar. Aynısından birer tane daha örelim. Ardından kulaklarımızı başlayacağız kulak çalışmamızı da yapacağız Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel çok düzgün bir çalışma yapmış olduk şimdi bundan iki tane yapalım sonra kulağa devam edelim Evet ikinci boynuz çalışmamı da yaptım bitirdim ve şimdi kulak çalışmamıza başlayacağız sarı ipimizle birlikte başlıyoruz yine sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 sihirli halkamı sıkıştırıyorum geliyorum ikinci sıraya ilk sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışması yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum arkadaşlar bu işaretleyici takıp çıkarmak sıkıntılı ben de çok hoşlanmıyorum ama bu işaretleyici olmadan yerimizi bulmamız çok zor. O yüzden mutlaka işaretleyici kullanın. Evet şimdi ikinci sırada 6 tane sık iğnemizin üzerine 6 tane sık iğne çalışması yapıyoruz. İlkini yapmıştım. 2 3 4 5 ve 6. İkinci sıramızı tamamladık. İşaretleyicimi çıkardım. Bir sık iğne ile birlikte 3. sırama çıktım. Ve tekrar işaretleyicimi taktım. 3. sıramızda bir tek bir çift öreceğiz. Şu ilk tekim yanındaki sık iğneye bir çift sık iğne çalışması yapıyorum bir tek bir çift sonra yanındakine bir tek yanındakine bir çift tekrar yanındakine bir tek ve sonuncu sık iğnemin içerisine de bir çift çalışarak toplamda 9 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi dördüncü sıramıza bir sık iğne ile çıkıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Ve hiçbir artırma yapmadan 9 sık iğnemin üzerine 9 tane sık iğne çalışıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 evet 9 sık iğnemi yaptım bir üst sıraya çıktım 5. sıram işaretleyicimi taktım 5. sırada da 2 tek bir çift yapacağız şu ilk tekim bu ikinci tekim ve yanındakine bir çift 2 tek bir çift olarak ilerliyoruz 1 tek iki tek ve bir çift tekrar bir tek iki tek ve son sık iğnemin içerisine bir çift böylece benim 12 tane sık iğnem olmuş oldu arkadaşlar yine şu başlangıç ipimi örgünün içerisine gönderiyorum Şimdi arkadaşlar 4 sıra 6 7 8 ve 9. sıralarımızı sadece sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaparak toplamda 12 sık iğnemiz var. 4 sıra boyunca örüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. 12 sık iğnemizin üzerine yine birer tane sık iğne yapıyoruz ve tam toplamda 4 sıra boyunca bu şekilde örüyoruz. Şimdi örelim ve 10. sırayla devam edelim. Evet toplamda 4 sıra ördüm. Başlangıçtan şu ana kadar 9 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi 10. ve sonuncu sıramıza bir sık iğne ile çıkıyorum işaretleyicimi takıyorum bu sırada da bir tane öreceğiz bir tane kesme yapacağız yani bir tek bir kes ee, bir tekimi ördüm şimdi bir kes yaptım ardından bir tek ördüm tekrar bir kes yaptım tekrar ördüm bir tek şimdi de bir kes yaptım son kez bir örüyorum ve bir kes yaparak 9 tane sık iğneye sık iğnelerimi düşürmüş oluyorum zaten çalışmamız bitti şu yandaki sık iğnenin içerisine batıp kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincir çekiyoruz ve bu kulağımızı dikebileceğimiz uzunlukta bir ip bırakarak fazla olan ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu kulaktan da iki tane yapıyoruz ve ardından ağız çalışmasına geçiyoruz. Ağız çalışmamızda. Beyaz renk ip kullanacağız. Ağzımız beyaz renk ipli olacak. Buna da zincir çalışmasıyla başlıyoruz. Toplamda 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu ikinci zincirin içerisine sık iğne çalışması yapıyoruz. Sırayla her zincirin içerisine 2 3 4 5 6 7. zincirin içerisine 7'yi yaptım. Buraya bir tane daha yapıyorum. 8 etti. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Arka tarafta şimdi sık iğnelere devam ediyorum sırayla 1 2 3 dört 5 şu ilk zincirimin içerisinde son kez batıyorum 6. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi şuradan üst sıraya geçiyoruz. Yine sık iğne çalışmasıyla üst sıraya geçtim. Buraya da işaretleyici takayım. Daha kolay anlarsınız. Burası üst sıranın ilk sık iğnesi hemen aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 Buraya bir sık iğne daha yapıyorum aynı yuvaya. Şurayı rahat dönebilmek için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Geliyorum, yandaki sık iğnenin içerisine batıyorum. Yine oraya bir tane daha yapıyorum, yani çift sık iğne yapıyorum. Şurayı rahat dönebilmek için arkadaşlar, şuradaki iki sık iğnenin içerisine çift sık iğne çalışması yaptık. Yani iki tane sık iğnenin içinde dört tane sık iğne yaptık. Şöyle rahat dönebilsin diye. Ardından devam ediyorum. Her sık iğnenin içerisine bir kez sık iğne çalışması yapıyorum ve sıra sonuna geldik yine ilk sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaparak üst sıraya çıktık tekrar işaretleyicimi taktım aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum geliyorum yandaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne ve tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha yaptım sonra sırayla her sık iğnenin içerisine batıp bir sık iğne yapıyorum. Sadece şu kenar iki uçta rahat dönebilmek için oradaki iki sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Mesela şurada battım bir sık iğne yaptım battım ikinci sık iğneyi yaptım. Yanındakine battım bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yuvaya battım ve bir sık iğne yaptım. Ardından her sık iğnenin içerisine bir sık iğne çalışması yaparak sıramı tamamladım. Evet. Bir sıra daha dönelim. Şimdi işaretleyicimi de takayım. Şimdi arkadaşlar her sık iğnenin içerisine bir sık iğne yapacağız. Artık kenarlardan çift batmayacağız. Bunu özellikle yapıyoruz ki şu ağız kısmımız içeriye doğru dönsün. Şimdi bu şekilde her sık iğnenin içerisine bir sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım şöyle bir bakalım bir tanesi daha yapalım bir sıra daha yapalım bir üst sıraya geçtim şu ana kadar 1 2 3 4 sıra yaptık 5 sırada bu çalışmayı tamamlayacağım i̇şte devam ediyorum yine her sık iğnenin içerisine bir sık iğne çalışması yaparak ağız kısmımızı da tamamlamış oluyoruz. Evet, beşinci sıramı da tamamladım. Şimdi şu son sık iğnenin içerisine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kaydırıp bir zincir çekiyorum. Ve bu ağzı da dikebilecek kadar uzunlukta ipimi bırakarak kesiyorum. Evet arkadaşlar bütün parçalarımızı ördük. Şimdi yavaş yavaş bunları dikelim ve çıngırağımızı tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar şimdi ördüğümüz bu küçük parçaları dikmeye başlayacağız. Önce ağzımızda başlıyoruz. Şöyle geliyorum. Tam ortanın biraz aşağısında bir ağız kısmından bir gövde kısmından batarak ağız kısmımı dikmeye başladım İsterseniz toplu iğne ile birlikte sabitleyerek dikebilirsiniz. Bu şekilde hiç kaymaz. Ben elimle tutup ayarlayarak dikiyorum. Bir miktar diktikten sonra ağzımızın içine de elyaf yerleştireceğim. Böyle kabarık öne doğru çıkık bir ağız çalışması olacak. Evet bu şekilde ağzımızı dikelim. Evet arkadaşlar bir miktar diktim. Tam dikişimi kapatmadan içeriye elyaflarımı gönderiyorum. Aha, koji Evet gayet dolgun oldu. Şimdi aynı şekilde dikerek dikişimi tamamlayacağım. Bir ağızdan bir gövde kısmından Evet gayet düzgün oldu. Son olarak şurada tümlüyorum. Ve örgünün içerisine batıp uzak bir yerden çıkarak kesiyorum. Evet az çalışmamız da bitmiş oldu. Şimdi kulaklarımızı dikmeye başlayacağız. Kulaklarımızın da iplerini uzun bırakmıştık. İpimizi iğnemize geçirelim. Evet ipimi iğneme geçirdim. Önce karşılıklı şöyle kulağımı dikiyorum. Şöyle durması lazım. İkiye katladım. Evet. Sonra geliyorum arkadaşlar. Şöyle tepe noktamın biraz önüne, şöyle biraz yanda kalacak şekilde yine bir kulaktan ve bir kafadan olacak şekilde kulağımı da dikiyorum. birkaç kez dikiyoruz ki dik ve sağlam bir şekilde dikilmiş olsun. Evet yeterince İyi ve güzel oldu. Şimdi burada düğümleyerek sabitledim ve örgünün uzak bir yerinden çıkarak fazla ipimi kestim. Evet, şimdi ikinci kulağımızı da aynı şekilde yapacağız. Tam Karşı simetrisine onu da dikeceğiz arkadaşlar. Dikelim. Evet. Diğer kulağımı da diktim. Şimdi şu küçük boynuzlarım var. Onları dikeceğim. Onları da tam şu tepe kısmının olduğu yere yerleştireceğim. İkisini yan yana gelecek şekilde arkadaşlar. Yine bir bedenden kafadan ve bir boynuzdan olacak şekilde bu şekilde dikelim Evet diktim her tarafını ve sabitleyerek yine şöyle uzak bir yerden çıktım ve fazla ipimi kestim. Şimdi diğer boynuz çalışmam var. Onu da hemen yanına dikeceğim arkadaşlar. Onu da yanında tutacak şekilde dikelim. Evet diğer boynuzumu da diktim. Şimdi şurada sabitleyerek düğümlüyorum ve örgümün içerisine uzak bir yerden çıkacak şekilde yollayıp kesiyorum. Evet kulaklarımız ve boynuz çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi gözlerimizi çalışacağız arkadaşlar. Yine kahverengi ip kullanacağız. İğneme bir miktar kahverengi ip takıyorum. Evet bir miktar ip taktım. Şimdi göz çalışmamızı tam şu ağız çalışmamızın kenar kısmından başlayarak yapıyorum 1 2 3 sık iğne uzunluğunda göz çalışmamı tutacağım birkaç kez aynı yuvaya batarak böyle iri bir göz çalışacağız arkadaşlar şu ipimizi ne gerelim ne bol kalsın hep aynı bollukta tam örgüyle aynı uzunlukta olmasına dikkat edelim. Hep aynı yere batıp aynı yerden çıkıyorum. Sanırım 6. kez yapmış oldum. Bir kez daha yapacağım. Biri bir göz olmasını istiyoruz. Görselde öyleydi. Evet. Şimdi yine geliyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle çaprazından çıkarak kirpik çalışması yapmışlar. Şöyle batıyorum. Şöyle bir kirpik aynı yere batıyorum. Geliyorum bir kirpik daha aynı yere batıyorum. Yandan çıkıyorum arkadaşlar. Hep birer sık iğne arayla zaten görüyorsunuzdur. Bu şekilde ilk göz çalışmamı tamamlıyorum. Şu ilk ipin çıktığı yere gidiyorum şurada iki ipimi düğümleyerek yine örgümün içerisine alıp gizleyeceğim Evet düğümledim şöyle biraz uzunca bırakarak kestim şimdi tığımın yardımıyla bu ipleri örgünün içerisine alıp gizliyorum Fazlasını alalım. Evet, ilk göz çalışmamızı yaptık. Şimdi aynı göz çalışmasını diğer tarafa yapıyoruz. Yine burada da şu diğer uçtan yukarıya çıkıyorum. Bir, iki, üç sık iğne boyunda bir tane yukarıdan dört çıkmışız arkadaşlar 3 sık iğne boyunda ve yine aynı yerlerden batıp çıkarak ikinci gözümüzü de burada yapıyoruz birincinin aynısı gibi bunu da 6-7 kez böyle ipimizle dolayarak göz çalışmamızı tamamlıyoruz. Şimdi yapalım. Evet ikinci göz çalışmamı ve kirpiklerini yaptım. Yine aynı yerden çıktım. Şöyle düğümleyerek sabitledim. Ve tığımın yardımıyla da iplerimi içeri alarak gizliyorum. Evet gayet güzel oldu. Şimdi şu ağzımızda da bir çalışma var. Onu da hemen yapalım. Evet arkadaşlar son olarak şu ağız kısmımızda da bir çalışma var. Onu da hemen uygulayalım. Yine şu iki ağız kenarına Şöyle sık iğnelerimizin arasından batarak giriyorum. Tıpkı gözde yaptığımız çalışma gibi şöyle birkaç kez aynı yerden batacağız ve çıkacağız. son bir kez daha battım ve çıktım şimdi geliyorum şu aşağıdan batıp diğer taraftan çıkacağım ve oradaki ağız çalışmamı da yapacağım aynı şekilde çok sıkmadan arkadaşlar tam örgü boyumuz kadar Evet geliyorum. Şu başlangıç noktamdan çıkıyorum. Başlangıç ipimle birlikte bitiş ipimi düğümlüyorum. Şunu şöyle örgümün içerisinden yürüterek Fazla ipimi kestim. Diğerini de yine tığımın yardımıyla yine örgümün içerisinden yürüttüm. Bunun da fazla ipini kestim. Evet, az çalışmamız da oldu. Son olarak şurada bir kahverengi iple birlikte küçük bir çalışma yapmışlar sanırım o da dil oluyor. <laughs> Çok emin değilim ama. Onu da yapalım. Şöyle kahve ipimizi geçiriyoruz. Şu alt noktadan başlıyor. Şöyle kenara doğru bir çapraz şeklinde. bitiyor. Bunu da şöyle kenardan çıkarayım. Düğümledim. Örgümün içerisinden gönderdim. Aynı şekilde şu başlangıç ipimi de böyle aldım. Şu kahve kısımda düğümleyerek gizleyeceğim onu da arkadaşlar. Düğüm yerimiz belli olmasın. Evet tam kahve ipin oraya aldım. burada düğümledim ve örgümün içerisinde gizledim Evet şöyle ağız kenarında da küçük bir çalışma vardı birebir aynısını uygulamış olduk Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürafa çıngırak çalışması yapmış olduk sesi filan gayet güzel şu kameramı biraz yükselteceğim Evet, çok güzel, çok cici bir çalışma oldu. Daha koyu böyle e, cırtlak renklerle çalışırsanız daha da güzel görünüyor. Benim elimde var olan sarı ve kahve tonları biraz böyle pastel tonlardı. Ama pastel olarak e, renk seçenler için, sevenler için de bu tonlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bir amigurumi çıngırak çalışmasının daha sonuna geldik. Umarım bu çalışmayı da beğenmişsinizdir. Şayet beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. E, amigurumi ile ilgili çalışmalarımın devamını istiyorsanız arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmında belirtin. E, neler çalışmak istediğinizi e, öğrenmek istediğinizi de belirtin ki o şekilde hareket edeyim. Ee, uyku tulumu, uyku arkadaşı çalışması da sizler için daha önce yaptım. çıngırak böyle çalışma yaptım. Şu da uyku arkadaşımız, bunu da yaptım. Yani bayağı amigurumi de <laughs> yol almaya başladık. Dediğim gibi yorumlar yaparsanız, neler istediğinizi belirtirseniz ben de ona göre anlatımlarıma devam edeceğim. Bir sonraki çalışmada görüşebilmek dileğiyle hepinize sağlık, saat, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.